Savaş Buldan kimdir ve neden öldürüldü? Pervin Buldan, 11 Şubat 2018 günü Halkların Demokratik Partisi'nin HDP eş genel başkanı seçildi. Partinin üçüncü olağan kongresinde diğer eş genel başkan ise Sezai Temelli oldu. Pervin Buldan eşi Savaş Buldan'ın kaçırılıp öldürülmesinin ardından cumartesi oturmalarıyla başladı, hak mücadelesinde artık bir parti genel başkanı. Hervin Buldan 1967 doğumlu. Eğitimini doğduğu şehir olan Hakkari'de devam etti. Lise'yi bitirdikten sonra Iğdır İl Özel İdaresinde memur olarak çalışmaya başladı. Teyzesinin oğlu Savaş Buldan'la evlenip İstanbul'a yerleşti. İlk çocuğu Neçirvan 1991'de doğdu. Savaş Buldan cinayeti İş insanı olan eşi savaş buldan, dönemin başbakanı Tansu Çiller'in 4 Kasım 1993'te elimizde PKK'ya yardım eden Kürt iş adamlarının listesi var. Listede 60 kadar isim bulunuyor. Devlet PKK ile olduğu gibi, PKK'ya mali destek sağlayanlarla da her biçimde mücadele edecektir. Açıklamasından sonra kaçırıldı, öldürüldü, katiller bulunmadı. Savaş Buldan 2 Haziran 1994 günü İstanbul Yeşilyurt Çınar Oteli'nden, polis kimlikli, polis yelekli ve telsizli 8 kişi tarafından Adnan Yıldırım ve Hacı Kara ile birlikte kaçırılmıştı. Buldan ve arkadaşlarının cesetleri, 4 Haziran 1994 Tebolu'nun Yılca ilçesi Melençayı kenarında bulundu. Savaş Buldan kaçırıldığında Pervin Buldan, ikinci çocuğu Zelale 8 aylık hamileydi. Eşinin kaçırıldığı haberini alınca sancıları başladı ve hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alındı ve kızını erken kucağına aldı. Savaş Buldan'ın işkence görmüş bedeninin bulunduğu haberi hastanede yatan Pervin Buldan'a verilmiyor. Üç gün boyunca eşinin Zelal'i görmeye gelmesini bekliyor. Hocasının cenazesi ondan habersiz kaldırılıyor. Zelal Buldan yıllar sonra verdiği röportajda çocukluğunu şöyle anlatacaktı. Babam nerede dediğim zaman annem hep uzaklarda işi var fakat gelmeyecek diyordu. Annem sayesinde aslında çok güçlü kaldım. Ailemde çok yardımcı oldu. Evin içinde hiçbir zaman baba kelimesi geçmezdi. Amcamın çocukları kendi babalarına baba demezlerdi mesela bizim yanımızda. Bu nedenle ailemin desteğiyle daha güçlü oldum. Babamın öldüğünü ilk kez ilkokuldayken öğrendim. Annem o zaman beni ve abimi mezarlığa götürerek babamın öldüğünü söyledi.